Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Türkiye'nin ilk ve en çok dinlenen spor radyosu Radyo Spor'dan herkese merhaba. Bu saatte Salim Manav'a alışıksınız değerli dinleyicilerimiz Anadolu Ateşi'nden. Fakat Salim dün Adana Demir Galatasaray maçını takip etmek üzere Adana'daydı ve gelişmeleri de an ve an dinleyicilerimize, okuyucularımıza aktardı. Bugün yerine ben Burhan Can Terzi sizlerin karşısındayım ve dün özellikle oynanan karşılaşmaları ve Galatasaray bölümünü sizlere aktaracağız. Değerlendirmelerimizi, istihbaratlarımızı sizlerle paylaşacağız. Bugün aramızda benimle birlikte Galatasaray kulüp üyesi Mehmet Yıldırım da olacak. Mehmet Bey ile birlikte özellikle Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri, saha içi sonuçlarını, neden olmuyor bunu tartışacağız, değerlendireceğiz. Mehmet Yıldırım, hoş geldin. Merhaba sevgili Burhan Can Terzi, nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Genelde karşı karşıya yapıyorduk, evet. Bu seferinde evet, evet. Radyoya kısmetmiş. Aynen. Şimdi şöyle hemen kısa bir değerlendirme yapalım. Dün Galatasaray Adana Demir deplasmanındaydı ve hepimizin aslında son 3-4 yıldır yakından tanıdığı, benim özellikle çok beğendiğim, kamplarda da takip ettiğim Yunus Akgün'ün golleriyle Galatasaray rakibine 2-0 mağlup oldu ve Galatasaray'ın hiç de alışık olmadığı bir tablo. Şu an itibariyle 18 maçta 24 puan toplayan, sadece 24 puan toplayan, 18 maçın 6'sını kazanıp 6'sını mağlup olan ve 6'sını da berabere kalan bir Galatasaray ve bu sonuçlarla 11. sıraya yerleşen ve 7 maçtır kazanamayan bir Galatasaray'la karşı karşıyayız. Sezon başında yeni bir yapılanma oldu. Yeni yönetimle birlikte Burak Elmas önderliğinde sağ kısmında Fatih Terim vardı. Ve hoca hep şunu söyledi. 3 yıllık bir plan. Yeni bir yapılanma. Bu UEFA Avrupa Ligi'nde oldu gibi duruyor. Çünkü Galatasaray, Marsilya, Lokomotiv Moskova ve Lazio'lu grupta lider çıktı. Son 16'ya kaldı. Ama Süper Lig'e baktığımızda çok başka bir tablo karşımızda. Yani Galatasaray'ın hiç alışık olmadığı ve aslına bakarsanız oyun anlamında da taraftarı da camiayı da tatmin etmeyen bir Galatasaray karşımızda var şu an. Önce dünkü maçtan başlayalım. Bu arada yani Trabzonspor'un da Altay deplasmanında galip geldiğini ve puan farkını Galatasaray'la 21'e, en yakın rakibiyle de 12'ye çıkardığını ifade edelim. Mehmet Yıldırım, sözü sana bırakıyorum. Dünkü maçı nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi sevgili Burhan, hani saha içini çok açıkçası değerlendirmek istemiyorum. Çünkü orada hani futbolun içinden gelen, zaten bu işi profesyonelce yapan onlarca yorumcu var. Evet. Dolayısıyla hani taktiksel olarak veya işte ne bileyim bizim takım öyle oynadı, karşı takım böyle oynadı olarak bakmak çok doğru değil, ama senin de altını çizdiğin gibi işte Yunus'un özellikle burada belki de bir tepkisi oldu. Belki hani işte bu planların 3 yıllık planların içinde belki her ismin doğru olarak yer alıp almadığını bizim sorgulamamızı sağladı. Ben daha çok bu açıdan bakıyorum. Hani sahada yenersin, yenilirsin. İşte sağda kim oynadı, solda kim oynadı, bunlar bir yere kadar. Ama işte o plan geçerli bir plan mı? Ya da aslında neden işte Lazio Roma'da olan Adana'da olmuyor? Bence düşünmemiz lazım. Acaba futbolcular, hani çok onu düşünmek istemiyorum, çok da değdirmek de istemiyorum, ama maç mı seçiyorlar? Hani Avrupa arenası daha farklı, gözler başka orada. Maç seçmek ten ziyade bence şu net olarak var. Evet, motivasyon farkı kesinlikle var. İkincisi, aslında yani çok da karmaşık olmayan, çok göz önünde olan bir durum var. Galatasaray Avrupa maçlarında topun arkasına geçip geçiş oyununu sağlıyor, rakibi karşısına alıyor. Ancak ligde ısrarla pas ve set oyununu uygulamaya çalışıyor ve başarısız oluyor. Çünkü Galatasaray'ın oyuncu yapısı bu set oyununa uygun değil. Galatasaray'ın 2 sezondur 6 numara eksikliği bulunuyor ve bu sezon yine en bariz görünen
eksiklik 6 numarayken Galatasaray yönetimi 6 numara transferini en sona bıraktı ve üstüne üstlük eline birçok seçenek geçerken Mendy gibi, Elneny gibi tecrübeli isimler varken yani 25 milyon 30 milyon euro harcadın transfer döneminde, yani bu isimlerin maaşına takılıp biraz da tabii ki takılınacak, burası ayrı konu, ama sen mesela çıkıldığı adam Morutan'da, Nelson bence çok iyi transfer ama Nelson'da yine söyleyebiliriz, Anholt'ta çok cömert davranırken 6 numara konusunda elini bu kadar sıkı tutmayı ben pek anlamlandıramıyorum. Evet. Ve yaptığın transfer Gustavo Asuncao, yani sosyal medyada 2-3 övgü üzerinden transfer yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Bakıldığı zaman Gustavo bu sezon yok gibi. Yani oynamadı doğru düzgün. Bir Kayseri maçında gördük uzun süre. Onun dışında yok oyuncu. Şey mi acaba? Jetson'a benzediği için mi aldılar? Yani düşünmeden edemiyorum ben. Tek zaten benzerliği fiziksel. Yani onun dışında... Onu diyorum. Yani onun dışında oyun kalitesi, oyuna bakışı Jetson'a rakip. Bu arada yani Jetson, hani Galatasaray'da bir tek Jetson'a bağımlı dünyada. Bir ara hani şimdi Onyekuru'ya bağımlı olmuştu Galatasaray. Yani dünyadaki tek sprinter kanat oyuncusu Onyekuru. Şimdi yani tek 6-8 oynayabilecek Galatasaray'da Jetson'muş gibi bir algı var. Onu da doğru bulmuyorum ama hani Gustavo gerçekten bu seviyelerin oyuncusu değil. Ben hatta yani U19 takımında bile çok rahat forma giyebileceğini düşünmüyorum yani Gustavo'nun. Sevgili Burhan, şimdi bu iletişim becerisi. Şimdi tabii ki Galatasaray, hani biliyorsun işte biz de yaptığımız programlarda veya sosyal medyada işte taraftar tepkilerini falan hep gözlüyoruz, içindeyiz işin. Hep bir Jetson'dur, geldi gidiyor sene başından beri. Yani ilk günden beri, yani neredeyse yazın sezon kapandı, Jetson başladık. İşte hala konuşuyoruz bak. Muhtemelen önümüzdeki şu transfer dönemleri konuşacağız. Şimdi burada iletişim becerileri devreye giriyor. Galatasaray burada iletişim, yani kulüp olarak hiçbir şekilde bu iletişimi doğru bence yapamadı. Yani Jetson olacak, olmayacak. İşte en son annesi uçaktan işte fotoğraf koydu, tekrar bir tartışmalar alevlendi. Demek ki bir takım menajer manipülasyonları da var içinde falan. Ama burada siz bu iletişim hattını doğru yönetirseniz taraftardaki beklentiyi azaltır ya da arttırabilirsiniz. Ben burada çok iyi bir yönetim olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki koskoca Galatasaray takımı Jetson'un gelip gelmesi. Yani işte geçen sene Jetson vardı, şampiyon mu oldu Galatasaray? Dolayısıyla hani o yok diye de 11. değil. Hani evet gidelim. Kesinlikle. Yani, ya sadece yani en büyük etkenlerden biri 6 numara eksikliği bu oyunda, ama tek eksik değil. Şimdi yani yine baktığımızda yani böyle sert ağır konuşmak istemiyorum ama şimdi her kötü örnekte mesela Ayhan Akman, Mustafa Sarp örnekleri veriliyor da Barış, yani, Barış Özbek 2009-2010 sezonunda Galatasaray 18 haftada ikinci sıradaydı. Avrupa'da da yine gruptan lider çıkıp son 32'ye kalmıştı. Son 32'deki şanssızlıkla Atletico Madrid gibi o dönemin en iyi takımlarından biriyle eşleşmek olmuştu. Yani şu değil. Yani Galatasaray Avrupa'da son 16'ya kaldı diye ligdeki ve oyundaki eksiklikleri görmezden gelemeyiz. Bunu söylemek istiyorum. En azından mızrak artık çuvala sığmamaya. Hani görüyorduk, görülüyordu bugüne kadar, ama artık hani şimdi aşağı taraf yukarı tarafa göre daha yakın. Evet. Bakarsa hani orada olacağımız için söylemiyorum bunu tabii, ama yani 11.lik çok artık izah edilebilecek bir yerin bence ötesine geçti. İşte konuşuyoruz hakemler, Avrupa, yorgunluk. Ya Malatya, Hatay değil mi en son 6 attı? Evet. Biz Malatya'yı yenemedik. Altay'ı kendi sahamızda yenemedik. İşte yani bazı şeyleri de artık açıklayacak bir şey yok yani, demek ki Alanya. Yani hani problemi de o zaman bir türlü tam merkezine inemiyoruz. Hani Florya'ya giremiyoruz. Hep Florya'nın etrafında dolaşıyoruz da bir o Florya'nın içine giremedik bugüne kadar. Şimdi yavaş yavaş bakıyorum, hani sosyal medyada da tepkiler artmaya başladı tabii. Ama de belli ki orada bir şey var. Hani ya adaptasyon problemi var, ya dediğin gibi lige konsantre etmede bir problem var. Ya sistem problemi var. İşte yurt dışında o dediğin topun arkasında oynayan takım gibi, o özellikle bak sene başında hatırlıyorsan bunu konuşmuştuk seninle. Takım gibi oynayan takımları açmakta Galatasaray zorlanıyor. Bir işte Hatay mesela bunun en güzel örneği, Türkiye'de Başakşehir.
bir başka örneği. Yani takımın bir sistemi varsa sadece topun arkasına 11 kişi geçelim, defans yapalım zaten zordur. Yani herkes için zordur. Ama bir de belli bir sistem dahilinde önde pres yapan bir takım oldu mu hele bizim 6 numaraya, biliyorsun en büyük sıkıntı orada yaşıyoruz. Dolayısıyla orada Galatasaray işte zorlanıyor. Şimdi yani kapanan takıma karşı senin kreatif oyuncuların, oyunun açmayı gerektiren oyuncuların olması gerekiyor. Şimdi Galatasaray orta sahasına baktığımızda yani Çıkıldağ birkaç maç dışında genelde saklanıyor. Yani pek göremiyoruz. Çok ağır. Berkan, Taylan kreatiflikten yani eksiği olan futbolcular. Onu söyleyelim. Şimdi Berkan Allah var, çok mücadele ediyor. İşte her maç 12 kilometre koşuyor ortalama. Ama yani bu yani maratoncu da koşar. Orası ayrı. Galatasaray'ın kreatif isimlere lazım. Yani sadece koşup topu kazandıktan sonra Galatasaray orta sahasının yanına vermesi kabul edilemez. Galatasaray orta sahasında yani oynuyorsan yani topla kat edeceksin, 2-3 kişi geçeceksin, ara pası atacaksın. Ya bunları yapman lazım. Dün Berkan'ı izliyoruz. Yani top ayağına geldiğinde ben bakıyorum hani acaba kaptıracak mı diye düşünüyorum. Çünkü o tedirginlik var oyuncuda. Ya bir de Burhan, bu yani birçok bu işin içinden gelen insan, yani sen benden daha iyi biliyorsunuz bunu. Şimdi pas yapmak bir şey. Hani bir maçta 400-500 tane, 300 tane pas yaparsın. Olumlu pas da yaparsın. Ama bu pasların ne kadar işe yarıyor? Şimdi orada Galatasaray'ın analizini hani mutlaka yapanlar vardır, görülüyordur bu, ama Galatasaray sanki dikine ve dediğin gibi yaratıcı oyunda hani iş geliyor gidiyor, Jack Dead'in kafaya oturur ya da işte ne bileyim Kerem soldan iki tane hareket yapardı, bir şey yaratırdı, tıkanıyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla başa dönelim, bu gençleştirme harekatı tamam, kesinlikle doğru bir harekat. Bir kere bu maddi yapıda bizim işte Falcao'larla şunlarla bunlarla devam etme imkanımız zaten yok. Türkiye'de kimse de yok bu arada. Hani hiçbir takım taraftarının bunu beklememesi gerekiyor bu hele bu son Euro hareketlerinden sonra. Ama acaba bu gençleşme harekatı doğru isimlere mi yatırım yapılarak yapıldı? İşte Kerem dışında, ya yani bu da zaten Kerem bu senenin futbolcusu değil. Ama Kerem dışında mesela bütün bu gençler içinde, yeni gelenler içinde, altyapıdan gelenler içinde umut vadeden var mı mesela? Ben şu an Nelson dışında açıkçası yani bu transfer tuttu diyeceğim transfer yok. Değil evet. Mi? Morutan bize çok şeyler vaat ediyor. Belki Çıkaldağ da vaat ediyor. Hatta ben diyordum hani bu oyuncuların şu an tavanı yok. Hani vaat edebilecekleri nokta çok geniş ama yok. Yani şu anki oyun anlayışlarıyla şu anki bireysel yetenekleriyle anlık olarak söylüyorum. Tuttuklarını söyleyemem. Yani, bir de mesela Morutan da hani hafif bence taraftar baskısıyla hani bir yerden böyle tabii o işler biliyorsun alttan, hele şimdi artık sosyal medya döneminde çok kolay alevlendirilip speküle edilebiliyor. Yani bir iki menajer iki kanaldan bir futbolcuyu bastığı zaman o bir şekilde gündeme geliyor. İki de güzel video konuyor. O filan işte Morutan gelecek bizi kurtaracak, yeni Messi'miz filan oldu beklentisi doğuyor. Ki bu beklentilerle geldi Morutan. Sen gittin havaalanına işte karşılamaya, nasıl karşılandığını biliyorsun filan. Gelmedi arkası. Evet. İşte daha ya bir de şöyle bir şey var. Hani aslında birkaç maçta böyle çok parladı ama ondan sonra mesela kesik de yedi. Enteresan bir şekilde. Onu değil da mi? Pek anlayamadık. Ya oyun istikrarı sağlanamamasının yanında bazı oyuncularda süre istikrarı da sağlamadı. Mesela yine Oğulcan'a dikkat çekeceğim. Yaz dönemi Oğulcan'la geçirdik. Yani Rize'de Rize'yle olanlar, TFF'yle yaşananlar, Oğulcan. Oğulcan geçen Başakşehir maçı öncesine kadar ya bakıyorum 67-76 dakika süre alan bir oyuncuydu. Yani sonra Başakşehir maçının son 25 dakikası bir Fatih Hoca orada reaksiyon oyunu kurdu. Orada 25 dakika süre aldı. Dün oynadı. Dün fena değildi bana kalırsa Olcan sağ bekti. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu zamana kadar Yedlin bu kadar aksarken neden tercih edilmedi? Veya bu kadar mücadele ettiğin bir oyuncuyu 18 maç tamamlandı. Sadece 189 dakika görebildik. Yani bakıldığı zaman. Bazı noktalarda enteresanlıklar var. Şimdi sevgili Burhan, tabii biz Florya'nın içinde değiliz. Mutlaka hani bizim bunları düşündüklerimizi illaki yılların kurdu Fatih Terim de hani görüp düşünüyordur. Bir takım istatistikler vardır. Bir takım ne bileyim bilimsel veri sonuçları vardır.
işte efor testleri, şunlar bunlar, bir dolu data var ellerinde. Muhtemelen de kadro mühendisliği buna göre yapılıyordur diye umuyorum ve tahmin ediyorum. Hani bu çerçevede bir bildikleri vardır Oğulcan ya da işte diğer isimleri diye mesela transfer edilen. Yani şu an biz farklı bir bakış açısı oluşturmak için yani konuşuyoruz bu noktayı. Tabii, tabii. Bir de mesela Emre Kılınç geçen senenin en etkili oyuncularından biri. Yani 42 maçta oynadı. 4 gol 5 asist. Bu sene yok. Yani bu sezon oyuncu forma giymekte zorlanıyor. Yani ilk 11'i kaç tane ilgi? Ligde 11 sayısı 4. Yani ilk 11 sayısı. Sevgili Buran oraya gitme. Elinde Cagne Muhammed Halil var. Hangisi arka arkaya istikrarlı bir şekilde? Bırak onları. Hadi o çocuklar gençti diyelim. Adaptasyon sorunu yaşadı. Sistem. Hadi yani tartışılır da. Santrfor'unda şey yok ki. Yani ve şu oluyor. Yani oyuncu gol istikrarını da yakalayamadığı zaman şimdi yani Gomis nasıl öyle bir momentum yakalamıştı ki veya Cagne'nin Kasımpaşa dönemi yani kötü vuruşu bile gol olabiliyordu. Yani bunu oyuncunun hissetmesi, inanması lazım. Ya Mustafa dün topa vuruyor, gol olacağına inanmıyor ki. Korkuyor. Yani, ya Santrfor'da o güven çok önemlidir bak. Yani Santrfor topa güvenli olup işte ben bunu kaçırsam taraftar işte beni ıslıklamayacak ya da ne bileyim arkadaşlarım bana bir yan bakmayacak ya da kenara hocaya bakacağım. Hani onlar Santrfor'un güveninde ve şeyinde çok önemlidir. İşte Hakan Şükür örneğinden yola çıkalım. Hakan Şükür sahada korkunç mücadele veren, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük istatistiklere sahip adamından biriydi. Ne goller kaçırırdı? Ama kimse dönüp Hakan Şükür'e bir şey. Çünkü onda o güven vardı yani. Bazen yakardı da Galatasaray. Yani çok kritik goller kaçırdı ve gerçekten çok basit şeylerde puan kaybettirdiği dönemde olmuştur. Ama toplam resme baktığında bu adamdan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi istatistikleri çıktı. Cagne de şimdi sakatlandı aynı şekilde. Mustafa Muhammed Avrupa Afrika Uluslar Kupası'na gidecek. Halil kalıyor şimdi. Mesela Ocak ayı da bu anlamda sıkıntı. Kaleci de sıkıntı. Kaleci sıkıntı. Kaleci almak zorundasın. İsmail'e ya gerçekten zaten çok yükleniliyor. Hani kırmak istemiyorum bu anlamda ama ya dün mesela Yunus'un ilk golü bence yenecek bir gol değil. Yine offside sebebiyle iptal edilen bir gol var. O da yenecek bir gol değil. Yani güven vermiyor. Şu an yani ikinci, üçüncülük seviyesindeki bir kaleci bunları çıkarırdı diye düşünüyorum. Bu oyuncu tecrübe kazanması için kiralandı, gönderildi. Yani Galatasaray veya şunu da sorgulamak lazım. Hani Fatih Öztürk İsmail'den de mi geride de oynamıyor? Yani bu Fatih Öztürk dediğimiz oyuncu yıllarca Süper Lig'de görev yapmış, Trabzon yapmış bir oyuncu. Yani Akhisar'da ya da tersten gidelim. Buran Fenerbahçe işte belki Beşiktaş Ersin'i bulurken bizim 3 yıldır aynı ekip çalışıyor bu takımda. Hani niye biz bulamıyoruz? Bir de o var. Şimdi Berk Fenerbahçe Galatasaray maçında çok... Buldun aslında da gönderdin. O pandemi döneminde Okan'ın yani bence çok da hatalı olmadan yediği goller çok büyük fatura edilmişti Okan'a. O çocuğun da özgüveni kırıldı. Şimdi herkes Okan'ı niye gönderdik diye sorguluyor. Biraz o dönem destek verseydiniz taraftarın tepki vereceğini düşünüp belki yönetim bu kadar rahat Giresun'a kiralamayabilirdi yani Okan'ı. İşte ya ona geleceğim. Şimdi mesela Berk hatırla Fenerbahçe maçından sonra önce işte sakatlandı Altay çıktı. Çocuk takır takır top oynadı. Yani sanki 40 yıldır Fenerbahçe'nin kalesinde oynuyormuş gibi güvenli, gayet hani orayı dolduran. Bizde niye böyle bir hazır tutabildiğimiz bir yedek kalecimiz yok mesela? Yani ben bunu da ister istemez sorguluyorum. Şuna geleceğim. Sonuçta evet hani 2 yıldır... Mehmet Yıldırım bir reklama gideceğiz sonra tabii tekrar ki birlikteyiz. Tabii ki. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Anadolu Ateşi'nden yeniden merhaba. Galatasaray konuşuyorduk. Galatasaray'ın ligdeki kötü gidişatı ve üst üste aldığı mağlubiyetler sonrası camiada hem takıma hem yönetime büyük tepki var. Yönetime tepki de daha çok üst üste Galatasaray camiasının yaşadığı hakem hatalarını ve bununla
beraber yönetimin Galatasaray'ın haklarını koruyamadığı yönünde fikirleri olanlar var. Bu yüzden yönetime de tepki büyük. Tabii transfer politikası, sezon başındaki transfer politikası da eleştirilmeye başlandı. Galatasaray kulüp üyesi Mehmet Yıldırım'la beraber Galatasaray'ı değerlendirmeye devam ediyorduk. Bugün de saat 4 civarı Galatasaray yönetiminin bir toplantısı, olağan toplantısı aslında bu. Dün maç sebebiyle yapılamamıştı. Burada da önemli kararlar alınabilir. Ki geçen hafta da yönetim içerisinde büyük sıkıntılar oluşmuş. Galatasaray camiasının pek alışık olmadığı durumlar yaşanmıştı. Aynı anda hem kulüp genel sekreteri hem Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Sportif AŞ Başkan Vekili Rezan Öpezdemir istifa etmişti ve Genel Sekreter Köksal Ünlü istifa etmişti. Rezan Bey dernekten istifa etmiyorum dedi sonrasında, ama yönetim istifayı kabul ettiğini ve yerine atamanın da yapıldığını açıkladı. Biraz karışık bir durum var o tarafta. Dün Rezan Bey ile ilgili bir takım haberler çıktı. Güvenliğe, kulüp yönetiminin güvenliğe haber edip Rezan Bey'in stada girişini yasakladığı yönünde. Sonrasında kulüp bu haberleri tekzip etti. Ancak iki büyük gazetede, iki önemli Galatasaray muhabirinin yaptığı haberlerdi bunlar. Onun da altını çizmek gerekiyor. Rezan Bey'e de yayın için davet gönderdim ama şu an katılmayacağını, herhangi bir yayına katılmak istemediğini ifade etti. Şimdi tabii yönetimin çatırdaması biraz ve saha içi sonuçlarıyla beraber yönetim ciddi anlamda sorgulanmaya başlandı. Yönetim konusunda neler söyleyeceksin sevgili Mehmet Yıldırım? Şimdi bir dünkü konuya değineyim istersen. Tabii, önce. Tabii. Şimdi evet, Rezan Bey tarafından da kulüp tarafından da bu haber yalanlandı, hem sosyal medyada hem resmi kanallarda. Ama şimdi iki büyük gazete diyoruz. Şimdi bu haberi bu muhabir arkadaşlarımız, o dünyayı sen benden daha iyi biliyorsun, ama herhangi bir dayanağı ya da bir içeriden haber olmadan herhalde yapmazlar diye düşünüyorum. Şimdi doğru yanlış tartışmıyorum, yanlış olduğu kesin de, acaba hani içeriden de böyle Rezan Bey'i bir şekilde basın önünde manipüle edilmesine mi çalışılıyor? Başkan seviyesi asla söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Evet, evet. Ama hani o dinamiklerde, işte stadın içinden diyelim artık, hani yönetim olur, onun alt birimleri olur, bilmiyorum ama o tarz bir hani haber uçurma olarak ben bunu algılıyorum. Çünkü oradaki iki tane muhabir arkadaş altlarına imza attıkları haberi herhalde masanın üstüne yazmamışlardır. Bu kadar gündem, tabii, olabilecek bir haber. Yani bir de aynı haber. Yani aynı haber. Aynı haber. İkisi birden nasıl yazabilecek? Hani? Nasıl yazabilir? Şey mi? Transa geçip abi gel böyle yazalım falan. Olmaz. Demek ki bir yerden bir şey olmuş orada. Hani hafif bir dürtme, belki bir etki tepki denemesi yapıldı diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi kesinlikle başkanı tenzih ediyorum. Çünkü öyle bir niyeti olmadığını biliyorum başkanın. Ama hani bu dikkate değer bir nokta. Demek ki hala orada bir takım nasıl diyeyim, anlaşmazlıklar ya da elenseler çekiliyor gibi anlıyorum. Şimdi normalde hukuken benim bildiğim, konuyu da biraz araştırdım, bir dernek işte yönetiminde olunduğu zaman yazılı olarak istifa edilmesi gerekiyor. Yani sözlü olarak, evet, ben istifa ediyorum demekle, yani bu konuda da görüşler var ama hani mantıken yazılı olmayan bir istifanın geçerliliği yoktur. Hani istifa ettim dersin, sonra etmedim dersin. Söz çok önemli değil. Dolayısıyla Rezan Bey'in şu an kulüpteki dernek, yani Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ndeki görevleri devam ediyor. Ama tüzüğe göre de yedek üyelerden hani oraya atanma yapılması gerekiyordu. İki kişi istifa edildi diye iki kişi de oraya atandı yedek üyelerden. Şu an asil üye olarak bir kişi fazla. Gene böyle bir durum var ortada. Bu ne kadar hukuki, ne kadar değil, bu beni aşan bir konu ama garip bir konu. Çünkü hukuken istifa etmemiş bir üyenin yerine siz üye atamış durumdasınız yedek kontenjandan. Evet. Burası da ortada duran bir konu. İletişimsel olarak hani bu süreç ne kadar doğru, ne kadar yanlış yönetildi, o çok, çok uzun bir konu. Yani onu burada detaylandırmayalım şimdi. Ama belki burada şeye bakmak lazım. Hani Rezan Bey'i ki yani gerçekten canla başta özveriyle çalıştığını bizzat biliyorum. Bu İttifa sürecine getiren anlaşmazlıklar tabii neler? İşte bu hakem konuları, federasyonla ilişkiler, işte Galatasaray, Fenerbahçe dostluk konuları filan. Hani burada görüş ayrılıkları çıktı. Hani bu devam eden, bundan sonra yönetim arasında işte
atanan CEO'nun yönetimde biraz kabul edilip edilmeme, işte evet. Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi bir danışmanın aynı şekilde yönetim kurulu toplantılarına girip çıkması, bunlar hep konuşuldu, yazıldı zaten, hani gizli şeyler değil. Dolayısıyla bütün bunların toplam resimde ne kadar yönetim tarafından absorbe edilip ne kadar bu konunun idare edilebileceği bence soru işareti. Bunun da en büyük çarpanı ve hani işte katalizörü sahada alınan skorlar. Şimdi sahada top 3 direğin içinden geçse, puanlar gelse, her şey güllük gülistanlık olsa problem olmaz da. Şimdi oradan da bir baskı ve tepki geliyor. Bir yandan mali bir takım sıkıntılar olduğunu duyuyoruz. Ya bu arada şunu ben de teyit ettim. Yani futbolcular 3 ay, yerli oyuncular 3 aya yakın maaş alamıyor. Yabancı oyuncularda bir ay gecikmesi var. Onu sanıyorum da personel içinde bir sıkıntı var. Yani bunlar da artık hani bunları biliyorduk zaten. Çok dillendirmiyorduk ama artık hani her yerde konuşulduğu için çok da gizli şeyler değil. Böyle de bir sıkıntı var. Senin 45-50 milyon euroluk bir euro yükümlülüğün var. Hadi tamam kur oynadı geldi de ne olacağını bilmiyoruz. İşte stat anlaşması, isim anlaşması dendi. 100 milyon euro dendi, 40 milyon euro dendi. Onlar olmadı. NEF'le yani tamamen bence NEF'in fedakarlığı ve biraz da işte mali olarak sisteme bir şeyler sokabiliyor olmak adına yapılan bir geçici bir anlaşma bence o. Yani 5 artı 5 ben 2 yıl bile süreceğine inanmıyorum şahsen. Göreceğiz tabii. Yani arada bir sponsor bulursa. Ya çünkü şöyle bir durum var. Yani burada Erden Timur'u tebrik ediyoruz. Yani elini taşın altına soktu ama yani yani ilk yıl ne kadar alacağı bilinmiyor Galatasaray'ın. Ne olacak? Şimdi böyle, şimdi SPK gereği açıklayamıyoruz dediler ama benim bildiğim SPK gereği zaten açıklamak zorundasın. Kapabildin. Yani şimdi bu şekilde yapılan bir anlaşma ve Galatasaray'ın kasasına ilk yıl ne kadar girecek bilmiyoruz. Hakikaten çok büyük hayal kırıklığı olur. Mesela sezon sonunda veya sene Ocak'ta bu anlaşma iptal edilirse çok çok büyük hayal kırıklığı olur. O bence şimdi şuna bağlı. O kontrata konan sene sonunda hani tarafların uyarısıyla iptal edilir şeyi maddesi zaten bunun çok açık bir anahtar. Yani niye düşünsene, NEF Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerinden biri, Galatasaray Türkiye'nin en büyük spor kulübü camia olarak onun stadına sponsor oluyor, 5 yıl artı 5 yıl konuşuluyor, ondan sonra istediğin zaman sözleşmeden çıkabilirsin. Şimdi bunun yani ben oraya bu parayı vereceğim, sponsor olacağım, sonra beni çıkaracaklar. Ay yani olmaz öyle bir şey. Dolayısıyla zaten o sözleşme belli ki sponsor. Yani NEF'in gerçi burada bir sıkıntısı yok. NEF çünkü evet büyük sorumluluk al Erden Timur özelinde burada Galatasaray'ın teşekkür etmesi etmeniz gerekiyor. Doğru. Ama diğer taraftan NEF'in burada kaybedeceği bir şey yok. Çünkü NEF gereken reklamını yaptı. Şu an dünyanın her yerinde NEF stadyumu olarak geçiyor Galatasaray'ın stadı. O bir de şu var mesela, şeyi de bilmiyoruz sevgili Buran. Bunun ne kadarı nakit, ne kadarı barter. Evet. Mesela işin içinde tamamı para, 50 milyon lira olsun diye. Başkan tamamı nakit dedi. Umarım öyledir. Umarım bilmiyoruz. Öyledir. Yani resmen yani. Bilmiyoruz. Başkana inanmak durumundayız burada ama resmi bir açıklama olmadığı için bilmiyoruz. Dolayısıyla tabii ki başkanın sözü senettir bizim için. O başka. Ama günün sonunda belki seneye barterdir. Hani ilk sene nakittir de seneye barterdir belki. İlk senenin peşindir. Belki seneye daire verilecektir. Neden olmasın? Dolayısıyla bu sözleşme belli ki biraz hani şu kısa vadede sponsor bulunamayınca bu ekonomik şartlarda geçici bir sözleşme, yani öyle gözüküyor. Ben 5 yıl uzarsa çok şaşırırım, kendi adıma söyleyeyim. İki, bu sözleşme TL yapıldı. Şimdi şu geçtiğimiz dönem ki yapıldığı dönem hadi euro belki 10'du belki 11'di. Hani iyi haliyle şu an 15-16, en son bugünkü kura bakmadım ama hani 20 değilse de 16 euro. Yine bir %50-%60 zarar var orada. Zaten o para çok şey bir yere indi euro olarak. Yani senin futbolcu yükümlülüklerini şey yapabileceğin, yerine getirebileceğin bir mecra. Şu an 14-23 gözüküyor euro. Ay, tamam. Evet. Yine %50 bakarsan yapıldığı güne göre ya da %40 neyse. Evet. Çok önemli değil ama senin futbolcu alacakların euro olarak duruyor günün sonunda. Yarın öbür gün tekrar bu artabilir. Hani UEFA'dan bir para gelecek filan ama günün sonunda yani NEF anlaşması çok o şeyi karşılamadı, beklentiyi. Kasa kolaylığı dendi. O da anladığım kadarıyla 40 milyon euro. Ama şöyle bir şey vardı ya, yönetimi rahatlatan ilk geldikleri zaman sos
Ağustos'tan gelen bir para vardı. 200 milyon liranın üzerinde bir para vardı. Sonrasında Galatasaray bir NFT projesi yaptı. Yani oradan da ilk yapıldığı zaman işte çok başarılı bir proje, çok iyi proje. Ben aslında NFT uzmanıyla konuştuğumda evet başarılı bir proje ama buradan çok çok daha yani 10 milyon euroya yakın para da kazanabilirdi Galatasaray. Niye acele etti anlamadım demişti. Şimdi NFT'den gelen de bir para vardı yaklaşık 200 milyon civarıydı o para. Yani şu anlamda söylüyorum. Şimdi Galatasaray'ın 3 ay oyuncu ödemelerini geciktirmesi için ne olmuş olabilir? Onu merak ediyorum. Geçmiş dönemden Haziran ayı için bir dolu ödeme kalmıştı. Yani her ne kadar eski yönetim işte biz kasada parayla bıraktık şöyle oldu böyle oldu dese de o çok doğru değil yani bir takım ödemeler olduğu için o dediğim muhtemelen paralar yaz döneminde işte transfer artı o dönemin ödemeleri şeklinde gitmiştir. Ha burada tek güzel bir sürpriz oldu UEFA'dan tabii bu liderlik orada da hani gerçekten takdir ve teşekkürle. Evet. Oradan gelen para çok evet rahatlar. Gelir oldu ama bildiğim kadarıyla UEFA'nın da gelirlerini öyle istediğin gibi her yere harcayamıyorsun. Onun da belli kuralları var. Çok detaylarına hakim değilim ama yanlış bilmiyorsam futbolculara işte belli bir kısmını verebiliyorsun. Bir şeyler bir bankalar birliği anlaşmasına göre bir kısmı falan. Hani o para da olduğu gibi cebine geldi ve futbolculara euro olarak aktarabildiğim bir para değil diye biliyorum. Hani uzmanı değilim ama bilgim o yönde. Dolayısıyla hala orada bir euro yükümlülük duruyor. Şimdi şey de kötüye gidiyor. Hani işte salgındır, Covid'dir tekrar biliyorsun sıkıntılar işte hem ekonomik bazda hem dışarı çıkış anlamında belki önümüzdeki bir ay boyunca gündemde artarak devam edecek. Çünkü Avrupa'da buraya kapatmalara falan geldi iş. Bizde de aciller dolarsa oraya da yani önümüzdeki kış biraz o anlamda soğuk geçecek Galatasaray için. Maddi anlamda konuşuyorum. Şimdi bütün bu konuştuğumuz yönetim içi sorunlar diyeyim ben buna. Maddi baskı bir anlamda taraftar baskısıyla birleşince hakikaten biraz zor bir dönem. Yani Allah başkanı o anlamda sabır versin. Hani hala çok geç değil. Sonuçta Fatih Terim'in Galatasaray tarafında ve camiasında bir kredisi var. Yani geçmişin tabii ki saygısı ve devamı olarak. Ha böyle devam ederse o kredi nereye gider bilmiyorum ama toparlama ve momentum anlamında belki hani devre arası ve sonrasında bir ivme yakalanırsa bugünler unutulabilir ama orada da işler kötü gider. Şimdi beni dün mesela bir konu diken diken etti okuyunca Selçuk hoca çıkmış transfer demiş. Artık hani kaç transfer yaptık ne yapacağız bir de o var hangi parayla olacak bu işler. Bu şey demek elindeki parayla futbolcuları satıp yerine yine gençe döneceksin demek. Bence tercümesi bu çünkü Galatasaray'ın şu an UEFA kuralları gereği futbolcu satmadan alacak ne mali yapısı ne de parası var dürüst olalım. O zaman birilerini satacaksın. O zaman para eden futbolcularından başlayacak. İşte Marka, Kerem, belki Berkan, işte ne bileyim. Ya ve bu süreçte de Feghouli, Babel gibi isimlerden de çıkmak istiyorsun. Çıkmak istiyorsun. Maaş yükleri sebebiyle. Ya şimdi 6 numara bence kesinlikle alınacak. Bu konuda Mendy için de yeniden bir nabız yoklanmaya başlandı. Santrafor da alınacak gibi duruyor. Çünkü Cagne ama bence Cagne'nin satışına da bağlı bu biraz. Şimdi Cagne sakat. Mustafa Muhammed'in Aralık sonuna kadar servisini ödeyeceksin. Buran şey bilmiyorum kaçırdım ben herhalde orayı yoktum çünkü Cagne'nin sakatlığı ne çıktı yani ne kadar? Bel bölgesinde bir kırık var. Yani kalça kırığı gibi çoklu bir parçalı kırık sanıyorum. Şöyle ancak ya benim konuştuğum sakatlık uzmanı 6 haftada toparlanır dedi. Ama bazı arkadaşlar 3-4 ay yazıyor. Cagne ise bir ay sonra görüşürüz mesajı bıraktı. Yani yani asgari bir ay duruyor ama yani en azından. O tamam da, devre, ikinci devre. Yani şöyle Ocak ayını kapatmış gözüküyor. Tabii toparlanma süreci yeniden form tutma süreci de nereden baksanız yine o da ona da bir ekstra 3 hafta falan demek gerekiyor. Satabilir misin acaba bu durumdaki bir adamı? Evet o da sıkıntı. O da sıkıntı bir durum kesinlikle. Şimdi Mustafa'nın bonservisini ödeyeceksin 4 milyon dolar. Yani 4 milyon dolar ödedikten sonra hemen akabinde
yerde satacak mısın veya ne yapacaksın, o da bir muallak. Halil tek santrafor olacak gibi durmuyor. Yani bu süreçte elinden çıkarmak istediğin... Avrupa geliyor hani, evet. Mart'ta bir şekilde takımın orada, evet, hazır olması lazım. Hani hadi ligi unuttuk bu sene, öyle gözüküyor da en azından ilk 3'ü 4'ü hedeflesek orada okey. Ama Avrupa'ya bu takımın hazır hale gelmesi lazım. Kaleci almak zorundasın. Onu diyeceğim, kalecin belli bir dönem. Yani çok zor bir dönem hakikaten. Evet. Hani biraz şanssızlık da var. Çünkü bu sakatlıkların hiçbiri Beşiktaş'taki gibi ve Fenerbahçe'deki gibi, yani tırnak içinde söylüyorum bunu, İş bilmeyip erken form yüklemekten kaynaklanan sakatlıklar değil. Yani orada ne oldu? Beşiktaş ve Fenerbahçe sezonu süper bir giriş yaptı. Ama işte bunu Tayra'da daha önce de görmüştük. Erken form tutunca işte sene içinde patır patır dökülüyorsun. İşte Beşiktaş kaç tane sakatlık yaşadı? Kaçı darbeye dayalı, kaçı kas sakatlığı veya gibi. Hani Galatasaray o süreci çok iyi atlattı hakikaten. Demek ki orada bir tecrübe ve bir hani bilinçli yapının olduğunu gördük. Ama şanssızlık işte şimdi Cagney'inki, yani çok acayip bir pozisyondanım. Bir fotoğraf var, böyle şey gibi duruyor. Yani köldeki deve gibi öne doğru eğilmiş, yazık, arkadan takılmış bir şekilde. Şimdi bu şanssızlık, bunu öngöremezsin. Bir de üstüne bunlar geldi, Mustara ile Cagney'in durumu. Şimdi her yandan bir kuşatma var. Hakikaten zor bir dönem. Yani her ne kadar hatalar olsa, bazı şeyler baştan bilinse... Çünkü bu olacakların bir kısmı öngörüldü. Yani başkanı da çok söylendi, çok konuşuldu, uyarıldı filan. Yani bunlar çok büyük sürpriz değil bazı olan şeyler. Ama üstüne bir de hem sakatlık, hem maddi durum, hem işte dövizin durumu, hem işte tribün baskısı, hem sosyal medyada azalan bir destek de söz konusu. İşte görüyoruz hepimiz. Evet. Eskiden %80 Burak Elmas işte ölürüz, yaşarız başkan filandı. Şimdi görüyorum ben hani kulüp yani tweetlerin altına yazılanları. Dün bir de gördün mü bilmiyorum da, dün enteresan bir hadise de yaşandığını öğrendik. Mesela TGRT'de Murat Bereket açıkladı, hı hı, bunu. Murat Bereket de Galatasaray Kulübü'nün eski iletişim direktörlerinden biridir ve eski bir gazetecidir, iyi bir Galatasaray muhabiriydi geçmişte de. Ve yönetime aynı zamanda Galatasaray Kulüp üyesi ve Burak Elmas'ı da desteklediğini biliyordum ben seçimlerinde, ki kendisi de bunu belirtti. Yani birkaç eleştiri yapmıştı geçen hafta. Onun akabinde Sayın Başkan Murat Bereket'i arayıp senin hiç utanman yok mu diye soruyor. Yani bu çok ilginç bir durum. Yani başkanın bu şekilde yani tweetleri takip edip bir gazeteciyi veya yani başka birini böyle arayıp eleştirilere karşı birebir temas kurup bundan hayıflanması da benim çok garibime gitti. Yani biz hani biz de başkanı benim de mesela başkanla çok iyi ilişkim vardır ki geçmişte o sosyal medyada linç yediği dönemlerde de başkanın o zamanki sadece bir kulüp üyesi olarak hani haksızlık yapıyorsunuz demişliğim vardır. Başkanı severim de kişisel olarak, ama yani başkan olarak eleştireceğiz tabii ki. Yani bunları alınması, gücenmesi benim çok garibime gidiyor. Şöyle yani şimdi sevgili başkanı, o anlamda ben bir miktar objektif bakamıyorum. Yani iki sebepten dolayı, bir hani olabilecek en iyi anılarımdan biri var. Fenerbahçe'yi işte dışarıda yendiğimiz o 3-1'lik maçı beraber bir masada seyretmiştik. Bir kere uğurumuza inanıyoruz karşılıklı. Hani bir sonuçta sohbetimiz ve arkadaşlığımız olduğu için insan, bir de ikincisi ve daha önemli de o kısmı geçiyorum. Biz hep şey dedik yıllarca. Yani hepimiz dedik bunu. İşte hep aynı isimler, hep aynı isimler. Hep Abdurrahim Albayrak, hep Ali Dürüst, hep işte Godo. Hep işte bekliyoruz birini gelecek, Ünal Aysal falan. Hep yeni isimler olsun dedik. İlk defa bu seçimde aday listelerin hemen hemen işte %70-80'i yeni isimlerden oluşuyordu. Ve gerçekten genç ve hani... En azından o güne kadar camiada olduğu yerle bu işi hak etmiş birisi kazandı. İlk defa işte 50 yaş altı belki Galatasaray'a birisi başkan oldu. Belki Adnan Polat o yaşlardaydı. Yok. Sanıyorum Selahattin Beyazıt'tan bu yana en genç. En genç. Evet. Tabii o dönemler başkaymış. Evet. Yani oraları biz yaşamadık ama bizim yani ömrümüzün gördüğü, evet, en genç başkan. Ve bir gençleşme, bir dinamizmden, yönetimi de bu arada hani genç insanlardan oluşu ağırlıklı olarak. İstediğimiz bir şeydi hepimizin. Yani bir kere bu nasıl insana talep ve dinamik başarısız olursa demek ki bir dakika bu iş böyle olmuyormuş, tekrar eski o klasik hani kısmen de statükosal yapıya dönelim
ısıtılıp masaya konacaktır. Dolayısıyla bir kere başkanın en azından hani bizlere, bu gençlere veya yeni üye olanlara veya alttan gelenlere bu anlamda da bir borcu var. Çünkü yeni nesil, yeni jenerasyon başarısız olursa bütün o yıllardır inşa edilen ve hep konuşulan konu çökmüş olacak. O zaman böyle olmuyormuş denecek. İşte şu Ali Koç'ta da mesela aynı problemi görüyoruz şu an. Hani o da genç bir isim. O da hani çok şey gitmiyor. İşte Beşiktaş'ta bunun zamanında Serdar Bilgili de gördük filan. Ama Galatasaray'da hani Burak Elmas inşallah bu konuda başarılı olur ki bu değişim bir yere varsın. Bundan sonraki yıllara da sirayet etsin. Belki de birkaç dönem seçilip bu otursun. Ya bir de şu var. Yani çok... hani kalben istiyorum bunu. Şimdi dolayısıyla tabii, yani... dediğinin yani konuşulacak bir şey yok. Yani koskoca bir Galatasaray başkanı tabii ki bir gazeteci arayıp o tonda eleştiri yapmamalı. Yapamaz da. Ha, arkadaşıdır. O başka der ki yani bana da belki bir gün arar. Ya ne diyorsun oğlum der. Eyvallah derim geçeriz. Hani karşılıklı konuşuyor. Arkadaşlıktır. O başka bir şey. Her şeyi konuşursunuz. Ama gazeteci başkanı ilişkisinde yani bunun konuşulacak bir yanı olduğunu düşünmüş. Bence başkan da oturup bunu düşünse belki yanlış yaptım diyecektir ama bunlar hani şey olmasın, toplam resmi bozmasın dileğindeyim ve isteğindeyim ben. Öyle ya tabii ama sana. İşte yüksek perdeden öyle yüksek perdeden bir giriş ve öyle bir sosyal evet. medya evet. Şu an bir reklama gidiyoruz. Tamam, sonra geliyoruz. Tamam. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi bahsin adresi. Anadolu Ateşi'nden yeniden merhaba. Artık programımızın son dakikalarına girdik. Galatasaray'ı konuştuk Mehmet Yıldırım'la beraber. Şunu söylemiştim, yönetim çok yüksek perdeden bir giriş yaptı. Tabii seçim döneminde vaatler çok ekstraydı ama şu an itibariyle o vaatlerin pek gerçekleşebildiğini göremiyoruz. Mesela pilot takım projeleri vardı, Avrupa'dan birçok takımla görüşüldüğünü ifade ediliyordu. Hatta o dönem Eşref Bey Bandırma Spor dediğinde çok eleştirilmişti ama Galatasaray'da gitti mesela Niğde Spor'la anlaşma yaptı ki ben bu tür anlaşmaların arkasındayım. Yani verimli olacağını da düşünüyorum. Ama hani kişilerin icraatları kişilere göre değerlendirmemek gerekiyor. Onu da bir kez daha anlamış ve görmüş olduk diye düşünüyorum. Mehmet Yıldırım son sözlerini alalım. Galatasaray'la ilgili nasıl bir 3-4 ay görüyorsun? Şimdi az önce bir haber okudum sevgili Burhan. Fenerbahçe Prensip'te Löw'le anlaşmış. Evet Aygün abinin sevgili Aygün Özbey'in özel haberiydi bugün evet. Evet yani doğrudur yanlıştır bilemem ama zaten sene başında da Payre ile anlaşmıştı. Yani hani aynı suda iki kere yıkanır yıkanmaz bilmiyorum hani Löw ne kadar tutar Türkiye'de ona o çalışma ortamı hani hocalığını tartışamayız da Türkiye şartlarına adaptasyonunu düşünebiliriz. Ama günün sonunda Fenerbahçe'de hani yine işte hocası konusunda bir sıkıntıya. Beşiktaş'a keza işte süper kahraman Sergen Hoca bir anda işte bu sene şey olamadı, adapte olamadı ve büyük beklentilerle geldikleri sezondan şimdi işte hocasız yani daha doğrusu aslında ben bu arada yeni hocalarını çok beğendim. Ona da saygı duyuyorum. Ama günün sonunda teknik direktörüyle devam edemedi. Şimdi Galatasaray hala hiç olmazsa devam ediyor. Bir de 3 yıllık resme baktığında iki takımda değişen hoca sayısı oldukça fazla. En azından Galatasaray'ın böyle bir kredisi olan hocası var. Ne olursa olsun Mart ayında seçilmiş, belli bir destekle gelmiş, belli bir beklenti yaratmıştı bir yönetimi var. Tamam bir takım çatırdamalar yaşandı, bir takım sıkıntılar var ama hala devam ediyor yoluna. Biz işin istikrar tarafını umalım. Hani hem hoca tarafında hem yönetim tarafında. En azından hala eski yönetim kadar üyelere ve taraftara ve yani kamuoyuna nasıl diyeyim onu hedef haline gelmemiş bir yönetim. Hala belli bir kredisi var ne olursa olsun. En azından Mart ayındaki kongreye kadar bu devam edecek. Dolayısıyla bu dönemde işte istikrar inşallah Galatasaray'a faydalı olsun diyelim. Hem Florya'da hem yönetimde. Bu kredi iyi yöne gitsin. Diğer takımların yaşadığı istikrarsızlığı ve mali kayıpları hani Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin hocalarına ödediği tazminatları da düşünelim bunun içinde. Hani biz en azından onları ödemedik. Bu çerçevede iyi bir 3-6 ay dileyelim. Çünkü bu 3-6 ay bu şekilde geçmezse o zaman bütün krediler tükenip çok daha sıkıntılı. Hani düşünmek bile istemiyorum ama tekrar seçim lafları bile
gündeme gelecektir camiada. Artık hani onu da istemiyoruz. Yeter, ha böyle bir seçim konuşuldu bu son zamanlarda. Onun için iyi olması dileğimiz. İnşallah da enerjimizi o yöne kanalize edelim camia olarak. Ama bir 3 ay çok belirleyici olacaktır. Ondan sonrası Allah kerim diyorum ben kısaca. Teşekkür ediyoruz programımıza katılımınız için. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bizden bu kadar. Radyo Spor'da kalmaya devam edin. Tüm ülkeye sağlıklı günler diliyorum. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.